Yani kendine has çok bir güzel özelliği var. Damak zevki açısından, tad açısından, hazırlanışı açısından. Şimdi çarşamba pidesi oldukça lezzetlidir. Daha yumuşaktır. Daha böyle çok farklı bir şeye sahip. Çarşamba pidesi hakikaten çok özel bir pide. Yani herkese tavsiye ederim. Pideyi sevmeyenlere de pideyi sevdiren ve sürekli yedirmeye doğru götüren bir pide çarşamba pidesi. Çarşamba pidesi çarşambalılar için tutkuyu ifade eder. Özellikle düğünlerimizde, cenazelerimizde, farklı organizasyonlarımızda pideyi kullanırız. Kahvaltılarımız dahil birçok öğünümüzde çarşamba pidesini tüketiriz. Çarşamba pidesi, çarşamba için çok şey ifade etmektedir. Çarşamba pidesi diğer pidelere nazaran çiğ kıymadan yapılır. Çiğ kıymadan yapılması tüm Karadeniz'deki pidelerden ayıran en temel özelliğidir. Ayrıca bizim pidemiz Çarşamba'da yöresinde yetişen danalardan elde edilen tereyağı ile yapılır. Bize özgü tereyağı ile yapılması çarşamba pidesini diğer pidelerden ayıran en temel özellikler arasında. Çarşamba pidesinin hamuru özel, çıvık hamurdan yapılıyor. İç malzemesi pişmiş, kavrulmuş kıymadan da tercih eden var ama aslı çiğ kıymayla soğanı karıştırıp işte baharatlayıp o daha tabii daha bir gerçek tat o. Ama tercihe göre hepsini de bulunduruyoruz. Fırın çok önemli, usta çok önemli. Fırının güzel pişirmesi, ustanın mahareti. Hepsi bir araya gelince de çarşambanın olmazsa olmazı çarşamba pidesi. Herkes mutlaka yani tok karnına bile yiyebileceği bir ürün bu. Klasik bir ürün çarşambaya has. Çarşambanın ekmeğini yiyoruz. Çok bereketli bir yerdeyiz. Çok çalışkan insanlarımız var. İşte eti ayrı özel oluyor. Malzemesi her şeyle bir bütünlük sağlıyor. Çarşamba pidemiz yöresel olarak burada pideler çok yapılıyor Karadeniz bölgesinde. Bafra, çarşamba, terme pideler konusunda yarışıyoruz. Hiçbirisi de diğer pideyi bizimki daha iyi, bizimki daha iyi diye böyle bir yarış var. Ama çarşamba pidemizi biz daha çok seviyoruz. Karnı tok olsa bile yenilebilecek bir ürün. Gayet olumlu, güzel tepkiler alıyoruz. Yani çarşamba pidemiz içinde kıymalı, hatta çiğ kıymadan yapılır esası ama soğanlısı da var. Gayet güzel, olumlu, çok güzel tepkiler alıyoruz pideyle ilgili. Paket yapıp da götürenler var, yolda giderken yiyebilecek bir ürün. Hatta buradan dışarıya bu ürünler gönderiliyor İstanbul, Ankara'ya. Orada hafif bir iki dakika mikrodalgada ısıtıp yemeye çalışıyorlar. Yani hep özlediklerini, yine gelmek istediklerini, yine tatmak istediklerini ifade ediyorlar. Yani bu böyle bir tepkiler alıyoruz. Çok olumlu tepkiler oluyor. Çarşamba pidesi çarşambanın bir sembolü. Evvelinden beri gelen çarşamba pidesi kültürü çarşambada yerleşmiş bir düşünce tarzıdır. Dolayısıyla çarşambanın ekonomisine ciddi manada katkı sunmasını bekliyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz tabii buranın neye güzel gidiyor, neye güzel pide, çoğu da biliyor zaten pidenin tadını. Tadan, hani iyi ki yemişim diyor, hani burada neymiş diyen yok. Biz de yöresel ürün tattığımız zaman hani çok garip ama bu ortalama bir lezzet demek ki. Herkesin hoşuna giden bir lezzet. Eskiden beri bu tadı bilenler, hani yeni hiç bilmeyenlerin tatmasını mutlaka öneriyoruz ama eskiden beri bu tadı bilenler, bu lezzeti bilenler burada tattıklarında gerçekten çok güzel dönüşler alıyoruz. Çocukluğumuzdaki tat aynı orijinal bir şekilde kalmış, devam ettiriyorsunuz diye çok güzel dönüşler alıyoruz, çok teşekkür alıyoruz, çok ilgi güzel.
Çarşamba pidemizin diğer pidelerden ayrı kılan özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Birincisi, çarşamba yöremizin hayvanların etleri çok lezzetli. Çünkü ova, bir rutubetli bir ova, otları çok güzel, çok verimli. O yüzden bu yiyecekleri yiyen hayvanlarımız çok lezzetli etleri var. Ustalarımızın maharetli ellerinden çıkan bu ürünümüzü tüm halkımıza sunarak bu lezzeti tattırmaya çalışıyoruz. Çarşamba pidemiz cıvık hamurdan yapılıyor. Normal bir hamur değil. Onu herkes yapması kolay değil. Çok yumuşak ve çamur şeklinde gibi, yani böyle bir hamur, cıvık hamur diyoruz biz ona. Her ustanın yapabileceği bir şey değil. İnce, lezzetli bir şekilde yapılıyor. Gittiğimiz diğer yörelerde de bunları yemeye çalışıyoruz ama aynı şekilde mümkün değil. Tadı olmuyor. Çarşambamıza has bir pide bu. Çarşamba pidesinin ilk bizim çocukluğumuzda tattığımız şekli neyse aynı şekilde kalması için hani taviz vermeden, ne kaliteden, ne üründen, ustalarımızın tabii muhteşem emekleri var burada. Usta, bunu yapan usta, bunun ustası ayrı. Hamuru cıvık, o bir maharet isteyen, ayrı bir sanat gibi bir şey yani bunun hamuruyla ürün çıkartmak. Bu pidenin bu şekilde orijinal kalışında onların emeği, ustalarımız. Onun için ustalarımızı mümkün olduğu kadar tabii iyi tutmaya çalışıyoruz. Geçmişten bu yana gelenekselleşmiş olan çarşambada bir kültür vardır. Özellikle pazar günleri ben de bu uygulamayı yapmış olmakla beraber pazar günleri iç harcımız hazırlanarak çarşambada hemen hemen herkes pazar günleri pideciye gider. Pidecide yapılan iç harcıyla, özel harcıyla yapılmış olan pide harcıyla beraber pidemiz fırına verilir. O lezzet, o kendi iç harcıyla hazırlanan o pide lezzeti gerçekten bambaşkadır. Evde aile halkı sizin bir an önce eve dönmenizi, pideyi afiyetle yemenizi bekler. Keza birçok sefer telefon açar, nerede kaldınız gibi sorularla da karşılaştığımız oluyor. Çünkü pazar günleri gerçekten çarşambada hemen hemen her aile pide kültürünü yaşar, yaşatmaya da devam etmektedir. Ekmek fırınlarında iç hazırlardı annelerimiz. Sıraya girip artık o sıra kaçta gelirse erken götürmeye çalışırdık. Tenceremizi sıraya koyardık. Pazar sabahları artık bu bazen öğleni de buluyordu. Mutlaka olmazsa olmazımız çarşamba pidesi. Kapalı kıymalı pide. Açık pidelerimiz o kadar yoğun değildi o zaman. Mutlaka bir de şu an kapalı pidenin her çeşidi var. İşte kaşarlısı, beyaz peynir, patates, istediğiniz kendi yöresel bitkilerimiz var onlarla. Olmayan kuymağı bile içine koyup yapabiliyoruz şu anda kapalı kuymaklı pide. Ama o zaman sadece kapalı kıymalı pidemiz vardı. Dediğim gibi açıklar, kuşbaşlar bunlar falan hiç ilgi alanımıza girmiyordu. Dediğim gibi imkanlarla ilgiliydi belki de. Kapalı pide mutlaka olmazsa olmaz haftanın bir günü çoluk çocuk yediğimiz bir ürün. Yanında mutlaka mısır ekmeği, turşu kavurması, işte söğüş bunlarla pidemiz olurdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.